Efendim hayırlı akşamlar Türkiye'ye başlıyor. Derdim bu. Bu da işin ya. Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Bir dönemin aslında çok karanlık odaklarından bahsediyoruz. 28 Şubat, 28 Şubat denince de birçok film aklımıza geliyor ama o filmlerin ciddi mağdurlarından biri. Çok da önemli, özel bir insan. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Müslüm Gündüz'den bahsediyoruz. Müslüm Gündüz denilince de Azmendilerin tarikat lideri olarak anılıyor. Dolayısıyla bizler kendilerini uzun yıllardır tanıyoruz, takip ediyoruz. Ama karanlık birçok odakta böyle soru işareti kalmış kısımlarını da bu akşam mümkün oldukça da aydınlatmaya çalışmış olacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, elhamdülillah. Hamdolsun, iyi gördüm sizi. Şükür, ben abi. Peki. Evet, şimdi Müslüm Bey özellikle 28 Şubat'ta baktığımızda aslında şundan da başlamak isterim. Bir refah yolu biliyoruz. Refah yolu nasıl çirkin çirkef olaylara karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Ama buranın en önemli özel ve tarihi güncel konularına dönecek olursak, sizler o süreçlerde çok ciddi bir şekilde medyada her gün servis edildiniz ve medyada servis edilince de ne oluyor bu ülkede demeye başladılar. Sanki uzaydan birileri geldi. Aslında halbuki her gün komşumuzdu, amcamızdı, dayımızdı, halamızdı, herkesin birbirini tanıdığı bir küçücük yerde farklı bir konuyu gündeme getirerek doğrudan sizleri hedefe koydular. Ben Refah Yol'a gelmek istiyorum. Refah Yol'daki görüntünüz Ankara'daki yürüyüşünüzden ilgili. Doğrudan onlar servis edildi. Sayın Erbakan hocamızın, Allah rahmet eylesin, başbakanlığı döneminde şeyhlere, alimlere ve din adamlarına verdiği iftar programından sonra da doğrudan hedefe oturtuldunuz. Sizden dinleyelim mi nasıl gelişti bu olaylar? Tarih o günleri bugünkünün anladığı manadan çok değişik anlatacaktır. Yani bugün 28 Şubat'ın hiçbir şeyi anlaşılmış değildir. Öyle eften püften, yandan göreden bazı şeyler üzerinde durulmuş. Tarih bunun esas kökenine inecektir. Şimdi o gün rejimin muhafızı, kendisini rejimin muhafızı gören güçler ayaklarının dibinden toprağın kaydığını hissediyorlardı. Zeminin kaydığını hissediyorlardı. Yani rejime müteallik tehlike... Yani sistemin sonu mu geliyor? Evet, sistem kendisini tehlikede görmeye başladı. Hı hı. Sistemin koruyuculuğunu üstlenmiş olan, kendilerine göre üstlenmiş olan milletten ayrı bazı mahfiller, bunlar da son bir gayretle rejimi tekrar sabitleştirmek için harekete geçti. Onlar açısından bu bir fırsat mıydı? Fırsattan ziyade kendileri fırsat meydana getirmeye çalışıyorlardı. Hı hı. Yani bir fırsat doğmuş değildi. Onlar fırsat zeminini hazırlamaya çalışıyorlardı. Fırsat, peki, fırsat meydana getirmeye çalışıyorlardı. Bu onların bu gayreti. O zaman da 1993'lerde, 4'lerde, 5'lerde özel televizyonlara müsaade çıktı. Hı hı. O sıra çıktı yani. Özel televizyonlar da o özelliğin verdiği şeyle, hevesle, heyecanla her bir hadisenin üzerine atlamak, gündem oluşturmak için her şeyi gündeme taşıyorlardı. Gündeme taşıyorlardı. Hı hı. Yani ilk heves. Ne bulsalar hemen üzerine çullanıyorlar. Bu da bulunmaz bir şeydi yani onlar için. Nimet. Nimet. Hı hı. Risale-i Nur'da bir azimendi hareketi filizlendi. Bu azimendi hareketi Risale-i Nur'daki kayıtlı olan düsturlardan, nurcular bu tabirlerini bilirler, birinci hizmet devresinin ikinci kısmının itmamı, tamamlanması. Hı hı. Azimendi
ihtiyarsız bu işin içerisine atıldı. Bir cezbe ile Risale-i Nur'un birinci hizmet devresinin, yani imanı tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak kısmının birinci hizmet devresinin ikinci kısmı var. Risale-i Nur'da yazılı ikinci kısmı var. Bunun tamamlanması için ihtiyarsız, iradesiz Azimendi'nin doğuşu meydana geldi ve Azimendiler de Risale-i Nur'un son sözünü söylemek gayret ve hevesiyle, Hilafet-i Muhammediye'nin icra ve tatbiki hevesiyle var güçleriyle ortaya atıldılar. Evet. Yani üç unsur meydana geldi. Üç Peki. Unsur. Bu üç unsur meydana gelince 28 Şubat'ın zemini kendi kendine hazırlanmış oldu. Şimdi Refah Yol Hükümeti Allah rahmet etsin Erbakan hocamız, geride kalanlar, ben samimiyetlerinden şüphe etmiyorum. Fakat insanların bazı zaafları oluyor. Hareketlerin bazı zaafları oluyor. Onların o zaafından kendisini rejimin müdafiye... Zaaf gördüğünüz kısım ne hocam? Makamını terk etmemek zaafı. Makamını terk etmesi mi gerekiyordu? Gerekiyorsa bırakması lazım. Peki... Veya gerekeni yapması lazım. Peki bizim kanunların... halk ve irade sizi... Şimdi bu ülkede bir irade var. O iradenin de birilerinin dayatmasıyla Erbakan Hoca o günkü şartlarda o makamı bırakması sizce doğru muydu? Ya gerekeni yapacaktı veyahut da millete diyecekti ki bana iş yaptırmıyorlar ve çıkacaktı. Tekrar, millet işi anlayacaktı. Halka mı dönecekti? Nereye dönerse dönsün. Kendisine iş yaptırılmadığını anlatması lazımdı. Ha, o yolu denemesi gerekiyor. O günleri hatırlayın. Öyle mesela hocam ben özür diliyorum. O günleri hatırlayın. Meclise Genelkurmay Başkanı zannediyorum binbaşı rütbesine bir adam koydu. Mecliste meydana gelecek bütün hadiseleri önceden o binbaşı Genelkurmay'dan haber alıyor, emir alıyor, meclise dikte ettiriyordu. Peki ben hocama böyle bir hükümet olur mu? Böyle mi? Bir başbakanlık olur mu? Peki. Ben hocama şöyle bir soru sorabilir miyim? Müsaade edin. Şimdi peki. Bu hükümet ya hükümetliğini yapar ya da gereğini yapar. Veyahut da millete der ki arkadaş ben hükümetlik yapamıyorum. Bana yaptırmıyorlar. Mal sizindir. Buyurun gelin malınıza sahip olun. Ya bunu demesi lazım. Ne çekildiler ne bunu dediler. Kabahat burada. Kusur burada. Habire düzeltmeye çalışıyor ama düzeltmeye çalıştığı şey öyle bir şey ki yani bir başbakanın yanında emrinde olan bir memur onun karizmasını çizmek için şarap istiyor, rakı istiyor, bilmem ne istiyor. O masayı devirmesi gerekiyordu. Yalnız devirme değil, başka şeyler de yapmak istedim. Ben örneğin o günkü şartlarda Refah Partisi'nden Ümraniye ilçe yönetiminden bir genç olarak çok rahatsız olduğum bir konu vardı. Evet, o akşam özellikle partiyle ilgili kapatma kararı, o generallerin posta koyması, postallarıyla birlikte hükümeti tehdit etmesine karşı bırakmasından çok o an, o dakika Genelkurmay'ın içerisindeki birinci, ikinci kimse herkesi görevden almasını bekliyordum. O kadar. Ya bunu yapacak, yani hükümetlik yapacak. Evet. Veyahut çekilecek, bana yaptırmıyorlar diyecek. Yani kendi emrindeki bir subay ağzına gelmedik küfürleri yapıyor başbakana. Hadsizlik yapan paşalardan subaylara kadar birçoğu vardı. Bu bir hadsizlik değil. Bu bir hadsizlik, yani münferit bir hadsizlik hadisesi değil bu. Birçok. Bu doğrudan doğruya makamı hedef alan bir taarruz hareketidir. Yani bu bir başbakandır. Emrinde olan memura ya iş yaptırır, ya iş yaptırır. Ya da orayı terk eder. Ben yaptıramıyorum der, çekilir kenara. Peki ben bir başka konuyu tekrar edeyim. Bizim üzerimizden yapılan oyunların hepsinde bu gevşeklik, bu yerini bırakmamak bahasına ne olursa olsun zilleti kabul etmek psikolojisi hakim olmuştur. Biz şimdi
Biz şimdi o zaman söylemiştim yani şey, biz Ankara'ya geldik. Evet. Öyle mi? Ben tam o konuyu açacaktım. Evet. Yani sizin de orada bir payınız var mı? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Ben Ankara'ya geldim, işte hükümet sıkıntıya girdi. Ben yürüyüş yaptım. Birileri sanki sizi yönlendiriyormuş gibi bir algıda. Siz kendinizi huzursuz hissettiniz mi? Hayır, niye hissedeceğiz? Şimdi biz o zaman da bugün de. Şimdi mesela İstanbul'a, Ankara'ya günde kaç yüz otobüs girer, kaç yüz otobüs çıkar? Yani binlerce. İstanbul gibi bir yere 1 milyon giriş vardır, 1 milyon çıkış vardır yani. Ankara'da 500 bindi. Yani o zaman söyledik, gelen önümüzü kesen memura dedik ki, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları mı? Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı mıdır? Evet. Buraya girmek için başka bir şey lazım yani, pasaportu şuydu buydu öbürü bir şey lazımdı, yok. Biz hiçbir asayişe dokunmuyoruz. Kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Bizim evvelden meydana gelen intibamız, herkes biliyor ki biz anarşiye, teröre, teröriste taraftar değiliz. Böyle şeyler yapmayız. Niye Ankara'ya giremiyoruz? Ne lazımsa söyleyin, o formaliteyi yapalım da Ankara'ya girelim. Bura bizim başkentimiz. Biz buraya girmek istiyoruz. Gireceğimiz yerin programını söylüyoruz. Bu gece Berat gecesidir. Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat gecesini geçireceğiz. Ve oradan döneceğiz. Programımız bu. Bunun dışında bir şey yaparsak o zaman da müdahale edin. Hayır, siz Ankara'ya giremezsiniz. Bunu doğrudan örneğin şu kişinin talimatıyla aldık dediler. Başbakanın, hükümetin haberi olmadan böyle bir hadise olabilir mi? Yani 30 otobüs, gerçi otobüsler küçük. Cemaate mensup olan yani insanlar. Yani 1000 kişi, takriben 1000 kişi, kadın, çocuk, erkek, yaşlı. 1000 kişi o geceyi, Berat gecesini Hacı Bayram'da geçirmek için Anadolu'nun muhtelif yerlerinden çıkmış gelmişler Ankara'nın kapısına. Ankara'dan içeri, o kapıdan içeri giremezsiniz. Buna hangi gerekçeyle? Gerekçe yok. Yok. Yok, gerekçe yok. Giremez. Peki, kamuoyunda şöyle bir bilgi devamlı dolaşıyor. Bu efsane bilgi. Sanki birileri sizi kasıtlı olarak o gün organize etmiş, hükümetin yıkılması adına Refah Yol, ancak sizlerin bu şekildeki görüntüleriniz kullanılarak Refah Yol'dan kurtulabiliriz gibi bir algı. Kamuoyunda bu çok dolaşıldı. Buna ne diyeceksiniz? Keşke hükümet olaydı da. Görüntü olsaydı. Keşke hükümet olaydı da kabahat bizim olsaydı. Hükümet yoktu ortada. Hükümet yoktu ortada. Şimdi hapishaneye girildiği zaman, hapishane hayatına, 4 sene bir hapishane hayatım var. Hemen hapishane arkadaşlar, ne için geldim falan derler. Şimdi oradan birisi şaka olsun diye der. Ya camiden getirdiler kardeşim ya. Yani nükte. Çünkü o kabahatini örtmek için öyle diyecektir. Şimdi bizi hakikaten camiden götürdüler yani. Kocatepe Camii'nden, namazın saflarından, namaza durmuş safların içerisinden polis geldi, adamı çekti, dışarı getirdi. Orada polis köpeklerini saldırdı üzerimize. Ondan sonra arkadaşlar polis köpeklerine direnirken sanki polise direniyormuş havasında bir sansasyon yaptılar. Görüntüleri farklı. Ondan sonra 126 kişiyi Kocatepe Camii'nden, cami saflarından toplayıp getirdiler. Tevkife aldılar, spor salonuna koydular ve oradan Afyon Hapishanesi, Eskişehir Hapishanesi'ne gönderdiler. Bunu o günün Adalet Bakanı bir iftihar vesilesi olarak sonradan yaptığı konuşmalarda, kardeşim biz daha irticaya karşı daha ne yapalım? Adamları Kocatepe Camii'nden aldık götürdük, hapse tıktık, daha ne yapalım? Bunu Şevket Kazan iftiharla söylüyor. Bu nasıl kafadır, bu nasıl hükümettir? Bu nasıl hükümettir bu? Böyle hükümet olur mu? Şunun bunun hatırı için, şunun bunun keyfini meydana getirmek için, şunun bunun arzusunu tahakkuk ettirmek için suçsuz, günahsız camiye gelmiş insanları cami saflarına toplayıp götürüyor ve ondan sonra da buna irtica diyor. Biz irticayla daha nasıl mücadele edelim kardeşim işte.
Tuttuk hepsini götürdük oraya koyduk. Bu kazanın sözü. O günün Adalet Bakanı. Böyle bir hadiseden başbakanın haberdar olmaması mümkün müdür yani? Peki bugün FETÖ'ye baktığımız zaman, FETÖ gibi bir cemaate baktığımız zaman istihbaratın kanallarını kendisi için kullandığını biliyoruz. O günkü şartlarda da FETÖ'cüler böyle bir organizasyon yapabilir mi? Efendim FETÖ meselesinde herkesin kanaatinin aksine benim bir kanaatim vardır. Nedir o? FETÖ devletti, devlet paralele düşmüştü. Paralel FETÖ değildi. Devlet FETÖ'ydü. Bu kadar net miydi? Bu kadar net konuşuyorum. Bu kadar net konuşuyorum. Yani devleti fiilen yöneten devleti FETÖ mu? Fiilen yöneten FETÖ'ydü. Devlet paralele düşmüştü. Peki bunu bu ülkede başbakanlık yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapılmış insanlara haksızlık olmaz mı? Onlar irade sahibi değil miydi? Kaç sene oldu FETÖ hadisesi? 4 sene oldu değil mi? Yani asıl patlak 2007'den itibaren başladı. 2007'den 2 senedir. Cumhurbaşkanımızın 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu kararlarında ilk FETÖ terör örgütüdür diye aldığı bir karar var. Evet. Yani şimdi zannediyorum, bilmiyorum, 30-40 bin kişi vardır içeride herhalde. Onlarda. Ne var aşağı yukarı. İhraç edilen, içeride olan var. 30-40 bin kişi köyden toplanmış adam değil. Eğer bu adamların hiç bulaşık olmayanını tutalım deselerdi orduda general kalmazdı. Bu kadar net miydi? Hepsi FETÖ'cü müydü? Maalesef. Maalesef. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi hala, evet. Hala bakıyorsun bir operasyon diyorlar. Bir bilmem ne gizli operasyon, bir mühim bir operasyon falan. Evet. Ondan sonra muazzaf bilmem kaç tane içeri alındı. 2 senedir aranıyor, taranıyor, üzerinde duruyor bilmem ne diliyor. Bugün hala 100 kişi, 50 kişi, 60 kişi komple tutulup içeri atılıyor. Şu anki mücadeleye yeterli buluyor musun? Şimdi FETÖ hadisesini isterseniz ben biraz buyurun. Kendi zaviyemden konuşayım. Buyurun. FETÖ hadisesi bir inanç hadisesidir. Hı hı. Büyük Orta Doğu projesinin üzerine bindirildiği bir hadisedir. Amerika'nın BOP dediği Büyük Orta Doğu projesini FETÖ'nün üzerine bindirerek planlamıştı. Bunun manası Türkiye'de bir hilafet devleti kurulacak. FETÖ gibi bir yoğurdumsu bir adam işin başında olacak. Amerika'nın emirlerini tatbik edecek. Suud misali. Evet. Hı. Proje bu. Şimdi bu hareket milli değil. Bu sözüm çok mühimdir. Milli olmayan hareketler, dış destekli hareketler Türkiye'de büyüyor, zemin buluyor, inkişaf ediyor ve tehlikeli hale geliyor. Sonradan anlaşıldı ki NATO destekli ve Amerika destekli, Alman destekli, Fransız destekli, İngiliz destekli, bilhassa İngiliz destekli. İngiltere kamera, Lordlar Kamerası'nda buna konferans verdiriyor, bilmem ne yapıyorlardı. Şimdi işin maddi tarafı bu, manevi tarafı şu. Sadece bir örgüt hadisesi değildir o, bir inanç hadisesidir. Risale-i Nur'a dayanıyor. Risale-i Nur'u tasfiye etmek için kullanılan bir müsaade ederseniz, Risale-i Nur'a dayanıyor. Hı hı. Risale-i Nur mühim bir hadisedir. Devlet ricali bunu kabul etse de etmese de Risale-i Nur koyduğu kanunları burada tatbik ettiriyor. Risale-i Nur'un hükmü geçiyor. Bunu kabul etseler de geçiyor, etmeseler de geçiyor. Nedir o? Bunun birisi işte FETÖ'dür. Hı hı. Risale-i Nur Bediüzzaman Hazretleri'nin vefatından sonra 3 ana faaliyet gösterdi. 1. Zübeyir Gündüzalp abinin, Allah rahmet etsin, felsefe hareketi. Okullara hitap etti. Kimyacıya, fizikçiye, astronota, bilmem neye. Yani doğrudan doğruya felsefeyi hedefine, yani felsefecilik yaptı.
felsefecilik kurdu ve bugün FETÖ hadisesi Yeni Asya'dan mütevellittir. Ondan doğmadır. İşin aslı Yeni Asya'dır. Hepsi oradan doğmadır. Hı hı. İşin hedefinde felsefe vardır. Felsefecilik Risale-i Nur'da çok güzel tarif edilmiş. Felsefenin şeni kuvvettir. Kuvvetin şeni tecavüzdür. Hedefinde menfi milliyetçilik vardır. İlahir. Bu bir ekol, Risale-i Nur'da meydana gelen bir ekol. Bu FETÖ'yü doğurdu. Eğer buna tedbir alınmazsa birçok FETÖ'ler doğar bu işten. Devlet ricalinin aklını başına alıp Risale-i Nur meselesine ciddi eğilmesi lazım. Bu bir tarikat hadisesi değil. Bu sadece bir insanlar irşat hadisesi, kendisi irşat hadisesidir. Fakat yalnız o değil. Bu sözümü dinlemeleri lazım. Yanlış yapıyorlar. Risale-i Nur'u çok ciddi ele almaları lazım. Yoksa devlet politikası olarak ele mi alması gerekiyor? Alması şarttır. Alması lazımdır demiyorum. Şarttır. Hı hı. Ha. Eğer almazsa FETÖ'yü bastırsa ikinci bir FETÖ çıkar. Risale-i Nur'da bu güç var. Birincisi bu hareket. İkincisi Risale-i Nur'da üstadın vefatından sonra Hüsrev Efendi Hazretlerinin tarzı, medrese tarzı. Hı hı. Kur'an hattının ihyası. Risale-i Nur'ların Kur'an hattıyla neşri. Hı hı. Bu Allah razı olsun tam Risale-i Nur'un ruhuna uygun, muvafık, mükemmel bir şekilde yürütüldü. El an yürütülüyor. Yazıcı kardeşler dediğimiz. Risale-i Nur'un ikinci hareketi bu. Üçüncü hareket, yani bu da medrese tarzı. O felsefe tarzı, bu medrese tarzı. Üçüncü hareket cami hareketidir Risale-i Nur'da. Cami merkezli harekettir. Cami merkezli medresesi, dergahı, mektebi çevresinde. Merkezli. Laiklik bu noktada kendini korumak için her dönemde, her zaman diliminde de getirip bunu önümüze koyuyor. Bu ülkede ulusalcı, laikçiler, kemalistçiler vesairesine baktığınız zaman bu bloğu kolay kolay kırabileceğine inanıyor musunuz? Bugüne kadar kaderin dediğinin hiçbirisinin önüne geçilemedi. Hepsi her şeyi kırdı. Şimdi bu hareket, yani cami merkezli, cami merkezli medrese, mektep, dergah, tamam, çevrelerinde bu hareket Kastamonu Mehmet Feyzi Efendi'nin ve Hulusi Efendi Hazretlerinin tarzıdır. Felsefe tarafı meyvesini verdi, FETÖ'yü doğurdu. Eğer devlet tedbir almazsa, FETÖ'yü bastırsa ikinci bir FETÖ çıkar. Yeni Asya zaten bunun emarelerini devam ettiriyor. Yeni Asya'dan böyle bir beklentiniz var mı? Fikriyat üzerinde duruyorum. Fikriyat üzerinde, yani şahıs bahse konu değil. Ben Risale-i Nur'un 57 senelik talebesiyim. İşim bu yani. Eğer devlet Risale-i Nur'a ciddi bir hak olan tarzını, cami merkezde olan tarzını, milletin tamamının içine olan tarzını muhafaza etmez, himaye etmez, onun gelişmesine imkan vermezse felsefecilerin önünü alamaz. Çünkü Risale-i Nur'da bu potansiyeli var, bu çok güçlüdür. Felsefe gücü çok büyüktür Risale-i Nur'un. Peki hocam, şimdi bir i̇şte Müslüman... FETÖ, evet. Özür diliyorum. İşte buyurun. Bu FETÖ, hı hı, felsefe kolundan çıktı. Yazıcılar bu ya. Şimdi cami merkezli medrese, mektep, dergah. Üçünde, çevresinde de üç ana fikir olarak, ana ekol olarak cami merkezli. Vatandaş. Ya bildiğimiz şu vatandaş var ya. O cami cemaatine hitap eden biri. Tam o anlamda ben bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Cami cemaati fitretsini, zekatını, namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Şeriata karşı mısınız diye sorduğunuzda bize ne yazık ki bu ülkede Müslüman olan, beş vakit namazını kılıp dini vecibelerini yerine getiren adamın inancından uzak yaşayacak şekilde de açıklamalar yapıyor. Diyor ki şeriata karşıyım. Halbuki şeriat dediğin hukuk şudur. Namazınızı kılıyor musunuz? Orucunuzu tutuyor musunuz? Fitre ve zekatlarınızı veriyor musunuz? Hacca gidiyor musunuz? Şimdi bu bir şeriat hükmüdür.
Neden bunu anlatmakta aciz bir toplumuz? Siz şimdi diyorsunuz ki Risale-i Nur'un bu anlamda devlet kabul etmesi gerekir. Ama vatandaş daha yaşadığı inancın ölçülerini bilmiyor. Nasıl bunu yapmaya çalışacaksınız? 1923'ten itibaren Türkiye'de din yasaklanmıştır. Dini hayat yasaklanmıştır. Dini müesseseler yasaklanmıştır. Dergahlar, tekkeler, zaviyeler kapatılmıştır. Dini motiflerin kullanılması yasaklanmıştır. Evet. Kıyafet, İslami kıyafet yasaklanmıştır. Ondan sonra en mühimi yazı değiştirilmiştir. Evet. Yani İslam'a ait ne varsa suç sınıfına sokulmuş ve tam 4 nesildir, 100 sene, 4 nesil demektir, 4 göbek insan demektir. Tarih nazarında 25 senede bir nesil değişir. 4 göbek değişti ki İslam yasaktır. Sen bu adamdan İslam'ın nesinin doğru tarif edilmesini bekleyebilirsin. Her gün şeriatı yaşayan adamın şeriatı bilmemesine ne demek gayet lazım? Normal. Normal mi? Gayet normal. Bilmiyor adam. Adam şeriatın ne olduğunu bilmiyor. 100 sene şeriatı mücerred şeriat kelimesiyle tahkir etmişler, tezif etmişler, hücum etmişler. En karikatürlerin hepsinde dikkat edin, eski karikatürlerin bir sakallı tipi, elinde tesbih, göbekli falan ve yaptığı melanetler. Motif bu. Bir algı yönetimi mi? Algı yönetimi bu. Yani hem algı hem kuvvet. İslam yasak edilmiş. Yasak edilmiş, 100 sene yasak edilmiş bir sistemi, bir fikriyatı. Kardeşim doğru tarif etmeye hakkımız var mıdır yani? Ve bugün de 2003'ten itibaren bazı genişlikler oldu. Fakat devlet henüz bu noktaya gelmeye fırsat bulamadı yani. Devlet henüz bu noktaya gelmeye fırsat bulamadı. Onun için Türkiye'de bakıyorsun işte birisi etrafına adam toplamış, miraç yoktur diyor, miracın aslı yoktur. Ötekisi toplamış diyor bilmem ne bileyim yani onlar isim saymayayım şimdi. Bir sürü adamlar bir sürü yerde şey yapıyor, Kur'an tefsiri yaparken orkestra şefi gibi böyle. Türkiye'de. Önüne bir orkestra şefinin masaları var ya onlardan bir tane koymuş. Peki. Böyle referanslar yaparak tefsir yapıyor. Ona şarlatanlık denmez mi? Şarlatanlık denir ama o şarlatan etrafına binler topluyor, 100 binler topluyor. Başkalarını... Çünkü bilmiyor, evet. Adam dinini bilmiyor. Adam dinini bilmiyor. Şimdi Risale-i Nur'un bu şeyine, cami merkezli hareketine devletin teveccüh etmesi lazım geliyor. Risale-i Nur'un gücü hafif alınıyor. Şu anki hükümet bu anlamda cemaatler noktasında örneğin haddini aşan bir cemaat kalktı kendi vatandaşlarını katletmeye başladı. Bu ülkede darbe yapmaya çalıştı. Hükümetlerin gözünde cemaatler sizce nasıldır? Şimdi bir şey... Tabii ben görüşlerim çok değişiktir yani. Siz de herhalde değişik fikir istiyorsunuz. Onun için beni getirmişsiniz buraya. Şimdi armut çekirdeğini dikersen üstüne armut ağacı çıkar. Eyvallah. Kuruluş gayesi neyse, bir şeyin kuruluş gayesi neyse o şeyi o kuruluş gayesinin dışına çıkarmak mümkün değil. Temelinden kazıyıp oraya tekrar yeniden bir tohum ekmek lazım geliyor. Ben bugünkü vaziyeti aynen şuna benzetiyorum. İnşallah bu başkanlık sistemi bu dediğimi inşallah değiştirecek. Ben bu başkanlığa %100, %1000 taraftardım. Bu başkanlık sistemini benimsediniz mi? Elbette. Yani beklentiniz var mıydı? Ne demek? Yani bu bugüne kadar diyelim ki Erdoğan hükümeti Türkiye'yi abat etti. Etti de fakat daha de ki bunu 100'e çarp. Bunların hepsi bu başkanlık sistemini getirmesinin yanında %1 ifade eder. O kadar mühimdir bu. Yani şeyin İngiliz hakimiyetini, Avrupa hakimiyetini silkelemiştir. Başkanlık demek o. Bugüne kadar gelen sistemi kökünden yıkmak demektir bu. İnşallah bunun semerelerini de göreceğiz.
Peki gelelim cemaatlere tekrar. Evet, şimdi 1923'ten itibaren devlette dine karşılık bir prensip, bir program, bir esas olarak alınmıştır. Bu son zamanlarda bu görülmüyor ama bizim çocukluğumuzda mesela okul müdürümüz, ilkokulda okurken ilkokul müdürümüz dindar bir adamdı. Namazını kılmak için odasının kapısını kilitliyordu, içeride namaz kılıyordu. Arada bir kilitliyordu, biz bilmiyorduk ne için kilitliyordu. Meğer adam içeride namaz kılıyormuş, kapıcısı görmesin diye. Evet. Namazını kapıcısı görmesin diye gizli kılıyor okulun müdürü. Böyle bir baskı var. Hakikaten de o adam şikayet etse derhal atıyorlar. Gelişi bu. Yani şu rejimin kuruluş tarzı bu. Bu rejimi kökünde silkelemedikçe... Daha ne yapması lazım? Örneğin şu anki Cumhurbaşkanımız artık yeni model ismiyle başkan dediğimiz Erdoğan. Sayın Erdoğan bu anlamda en önemli aslında demiri kırdığını söylesek yeridir. Oyun şeyine göre oynanır, usulüne göre oynanır. Peki yeterli oyun değil mi? Oyun usulüne göre oynanır. Bizim Paluların güzel bir sözü var. Yaralamayacaktın diyorlar. Öldürecektin. Yaralı bırakmayacak. Beni yaralı bırakma derler. Palullar öyle derler. Şimdi Allah'ın izniyle yaralı bırakmayacağına ümidim var. Biz niçin ahkam-ı ilahiyi tatbik etmeyiz? Niçin? Ahkam-ı ilahiyeyi kaldıran adam hangi taraflara hesap etti de bir gecenin içerisinde 1924 Mart'ında, 3 Mart'ında her şeyi ilga etti? Hilafeti ilga etti. Ahkam-ı ilahiye ilga etti. Yani şeriata dayalı mahkemeleri ilga etti. Ondan sonra medrese sistemi ilga etti. Bunun hiçbir ne elemanı vardı, ne dayandığı yer vardı, ne maliyesi vardı, ne bütçesi vardı. Oyun usulüne göre uygulanır. O günün adamı şer namına, Avrupa namına, İngiliz namına, bu milletin temeline ters maksatlı olarak bir gecede bunu yapıyorsa, bunun karşısındaki de hiçbir şey düşünmeden Allah'ın gücüne dayanarak getirecek mecelle ahkam ilahiyesini koyacak adliyeye. Buyurun. Sen benim işime ne karışıyorsun? Ben eğer hür bir devlet isem, sizin İtalyan kanununu, ceza kanununu, öbürünün İsviçre'nin medeni kanununu, öbürünün bilmem Alman'ın bilmem ne kanununu, bu millet benimsemiyor yani. Ama bu gömleği 90 yıl boyunca giydirdiler. 90 bilmem kaç yıldır bu deli gömleğini uğraşıp duruyoruz zaten. Gömlekle uğraşıyoruz. Yani bir şeyle uğraşamıyoruz ki. Gömlekle uğraşıyoruz yani. Bu söylediklerinize Kemalistler çok kızabilir hocam. Kemalistlerle aslında sevişiriz biz yani. Aranız iyi mi? İyidir Kemalistlerle aramız iyi. Sistemler özellikle bizi, Muharrem İnce bu seçim dönemlerinde çarşafa getirecek. Da el attı, başörtüsüne de el attı. Maşallah Cumhuriyet Halk Partisi aslında geçmişiyle tamamıyla yüzleşti. Herkesi artık sarılıyor, kucaklıyor. Bu anlamda siz de onlarla mı barışmaya başladınız? Kemalistler bizi iyi tanır, biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya onlar gidecekler. Aman hocam duymasınlar ya. Vallahi duysunlar, bunu bir defa değil ilk defa söylemiyorum. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez. Kemalizm insan fıtratına ters, insan ahlakına ters, hele Anadolu insanının cebren ahlaksızlaştırılmasına zemin hazırlayan bir sistemdir. Kemalizm hiçbir dayanağı olmayan, bir ahlak sistemi olmayan, insanları sadece azdıran, anarşist yapan, terörist yapan, ortaya bırakan bir sistemdir. Etilerin çocukları duymasınlar hocam. İnşallah bu, o zaman buralara şey tahdit koyun da herkes dinlemesin bu konuyu. Peki. Ben hocama tekrar şu konuya gelmek istiyorum. Özellikle AK Parti döneminde birçok yeniliğin yani, yapıldığını biliyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Sualinizi unutmayın. Erdoğan, Allah'ın izniyle bekliyorum bundan bunu.
Veya Erdoğan'dan sonraki bunu yapacak. Bu zaten, er veya geç olacak yani diyorsunuz. Hiç şüphe etmiyorum bundan. Ben hiç şüphem yok. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı değiliz. Sadece inanç özgürlüğü içerisinde ilahi kudretin hakim olması noktasındaki inanç Türkiye değerlerimizin... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şeyine uygun, suyuna uygun, huyuna geçmişine uygun, inancına uygun, geçmişine, tarihine uygun bir hayata kavuşmasının derdindeyiz biz. Nasıl karşı olmak ne demek? Biz bunun derdindeyiz. Biz bunun çilesini çekiyoruz. Bizim yoksa ne derdimiz var? Biz istiyoruz ki bu vatan evladı tarihindeki ecdadına benzesin. Hı hı. Tarihindeki ahlakını benimsesin. Kur'an-ı Kerim'de gelen hükümlere göre benimsiyor çünkü ben Müslümanım diyor. Ona göre hayatını tanzim edebilsin. Ben mirasımı Allah'ın emrettiği kanuna göre vermek istiyorum, almak istiyorum. Ben nikahımı Allah'ın emriyle yapmak istiyorum, boşamak istiyorum. Şimdi Vatikan kilisesinin usulünce evleniyorsun, boşayamıyorsun. 25 sene mahkemede sürülmüş arkadaşım bilirim ben, 25 sene. Kadın istemiyor, erkek istemiyor. Kadın diyor ki ben vazgeçmiyorum, o kadar, süründürmek için. 25 sene hakim bunları boşayamadı. Elen bu kanun duruyor. Elen bu kanun devamında, meriyette. Yani bu İslam fıtratına uygun bir şey değil ki bu. Katolik inancına uygun bir sistem bu. Yani boşamak yok. Vatikan Türk yönetim sistemine çok müdahale etmiş mi içimizde? İtalyan ceza kanunu burada değil mi? Hı hı. Vatikan dediğin İtalya işte. Roma. Roma, İtalya kanunu. Hı hı. Onun gibi İsviçre medeni kanunu. Yani... bu bohçalı, bu çok peki. Çok renkli bohçayı hocam, evet. Kökünden kazımak lazım. Yoksa hı hı. Badanayla, boyayla yapılacak bir şey değil. Bizim 2003'ten beri Erdoğan'a katli taraftarlarımızın sebebi budur. Biz kimseden... Erdoğan'ın bütün çalışmalarını destekliyor musunuz? Hepsini destekliyorum. Sebebi şu, temellerle uğraşıyor. Badanayla, boyayla uğraşmıyor. Ama itiraf edeyim ki bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla o da bulunduğu yerde yalnız. Siz de yalnız olduğuna mı inanıyorsunuz? Evet, ben de yalnız olduğuna inanıyorum. Şimdi, peki. Şimdi temellerle uğraşıyor. Mesela bakın, anayasada bazı kanunların aleyhinde teklif vermek dahi yasaktır. Hı hı. Öyle değil mi? Anayasada evet. Öyle maddeler var. Cumhuriyet Halk Partisi birçok maddeyi geri gönderdi. Bu konuda toplumu gerdi. Peki, şimdi bunlardan biri kıyafet kanunudur. Hı-hı. Biri harf kanunudur. Ondan sonra birisi de tekke zaviye medreselerin kapatılması kanunudur. Bunların aleyhinde teklif dahi yapılamaz. Şimdi kanuna bir şey yapmadı ama, kanun yerinde duruyor ama temelde bunları sarstı. Ya bugün kimse kıyafetinden dolayı mahkeme olmuyor. Ben şu kıyafetimden dolayı kaç tane ağır ceza mahkemesi gördüm. DGM gördüm. Hakim diyor ki sen böyle giyinemezsin. Ben de hakime diyorum ki ben bu memlekete askerlik yaptım, vatandaşlık yaptım. Bu memlekete şu kadar sene hizmetim vardır. Hiç hakkım yok mudur? Şu cübbemin, şu paltomun, siz palto diyorsunuz. Bu paltomun şeklini kendim tayin edeyim, 3 metre bez alayım, kendime göre bunu diktireyim. Buna yetkim yok mudur bu memlekette yahu? Bir vatandaş olarak. Bu ülkenin beyaz ırk sahipleri vardır, yetki vermezler size. İşte ben de onu diyorum. Hı hı. Yani armut çekirdeğin üzerine armut ağacı bitiyor. Eğer Türkiye'de ciddi bir iş yapılacaksa rejim silkelenecektir. 1923'ten beri gelen rejim. Rejim silkelendi aslında. Başkanlık modeline geçtik. Bundan sonra bir geçti. Sıkıntı olur mu? Ben ümitlerim işte onun için. Bunu yani başkanlığa ehemmiyet vermemin, ehemmiyetli bakmamın sebebi bu. Devlet cemaatleri kontrol altına almalı mı? Mecburdur buna. Osmanlı gibi bir dini, yani dini sağlam bir cemiyette dahi istismarların önüne geçmek için sonradan Darul Meşayih kuruldu. Hı hı.
1908-9 sıralarında Darül Meşayih kuruldu. Bu istismarların önüne geçmek için o kurul, bu Diyanet demiyorum ha, Diyanet. Diyanetin kendisinin önce ilk tasfiye edilecek müesseselerden biridir Diyanet. Ben oradaki kardeşlerimi itham etmiyorum. Müessese olarak konuşuyorum. Bunların hepsi muhterem. Diyanet işlevi veya görevini yerine getirmiyor mu? Diyanet işlevini yerine getiriyor. Hı-hı. Ne getiriyor biliyor musunuz? İnsanların haksızlığa isyan etmesini önlemek için bulundukları halin dinde makbul olduğunu ifaza ediyor, şey yapıyor, telkin ediyor. Yani tabirim şey mazur görün, tekerin patlamasını önlemek için subaptan hava alıyor o. Vazifesi bu, kuruluş masadı bu. Bu Diyanet Teşkilatı dedim ya, yani bir şey kurulduğu şekilde gider. Oradaki insanları itham etmiyorum. Hoş insanlar. Ama müessese olarak devlet dini yasak etmiş. Diyanet Teşkilatı kurmuş. Dikkatinizi çekerim. Onu da tek mezhepçilik üzerine mi? Tek mezhepçilik değil. Kemalizmi din olarak ikame etmek için. Kemalizm bir dindir. Halk Partisi bir dindir. Din hareketidir Halk Partisi. Onun için Halk Partisi'nin ıslahı mümkün değildir. Halk Partisi'nin lağv edilmesi lazım. Aynen FETÖ'nün takibi gibi onların da sicillerini bir bir tutup cezai müeyyide tatbik etmek lazım. Çünkü Halk Partisi dindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde farklı mezhepler, birçok etnik yapı, etnise yapı da mevcut. Ben fertler üzerinde durmuyorum. Orada ama sistem üzerinden diyorsunuz. Sistem üzerinde Cumhuriyet konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda tehlikeli bir yapı. Sistem üzerinde konuşuyorum. Halk Partisi, hı hı, kitabı olan, peygamberi olan, tanrısı olan bir dindir. İslam dinini ortadan kaldırmak için. Tanrısı kim? Tanrısını herkes bilir. Kabe onların olsun. Her sokakta gördüğümüz, köşede gördüğümüz kişi. Yani. Peki. Anlaşıldı meselenin özü. Bugün 28 Şubat'tan ilgili gerekçeli kararda açıklandı, yazıldı vesairesi. Refah Yol dönemindeki Çevik 1. Evet. Çevik 1'e gelelim. Çevik 1 doğrudan sizi tehdit etti mi hocam? Çevik 1 benimle bizzat teması olmadı. Yani herhangi bir görüşmemiz olmadı. Benim hakkımda açılan davaların %30-40'ının dibinde Çevik 1'in imzası var. Yani benim hakkımda, hı hı, açılan davaların, DGM davalarının, benim hakkımda 32 sene kesinleşmiş gün vardı. 32 sene Yargıtay'da onaylanmış, 32 sene hapislik günüm vardır benim. Ve 4 tane DGM davam da devam ediyordu. Allah'ın muradı oldu mu hiç kimse kimseye bir şey yapamıyor. O zaman bir Ecevit Rahşan affı çıktı. Bütün basın suçları silindi. Ben de hepsi basın çünkü kimsenin burnunu kırmamışım yani. Basın suçları silindi. Biz de elimizi kolumuzu sallıyorsak. Rahşan affından ben de yararlandım diyorsun. Evet. Rahşan Hanım o noktada size de bir iyiliği dokunmuş demek. Onun mükafatını da görüyordu yalnız. Dikkatinizi çekerim. Bu Ecevit, yani malum yani ben Müslümanım, o sosyalist yani öyle şey yok. Ecevit ne zaman başbakan olduysa ilk günü af çıkarmak oldu. Onun için de kaç defa... Sistemin içerisinde bir balans mıydı o? Şimdi ben arkadaşlara anlattım da burada biraz şey olur, senin başını belaya sokar. rejim Müslümanları ayrı organize ediyordu. Milliyetçileri ayrı organize ediyordu. Sosyalistleri ayrı. Sosyalistleri ayrı organize ediyordu. Aynen 1945'ten sonra, hı hı, dünyayı iki kutuplu dediler. Sosyalist blok, kapitalist blok. Önde Hacivat Karagöz oynattılar. Arkada şurayı sen işgal et, ben karışmayacağım. Burayı sen işgal et, ben karışmayacağım. Paylaştık. Üç maymunları iyi oynadılar. Üç maymunları iyi oynadılar. Peki hocam, bir kısa reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerde devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Efendim, hayırlı akşamlar. Bir kere derdim bu. Bu da şey.
Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müslüm Gündüz, Acemi cemaatinin lideri. Aslında birçok konuya değindiniz. Her biri kendi başına özel bir konu. Yani saatlerce konuşulması gereken konuların başında. Hocam ben hemen şu yakın tarihte seçim 24 Haziran'ı geride bıraktık. Yalnız özellikle muhafazakar kesimi çok rahatsız eden bir konu gündeme geldi. O da Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı safta yer alması ve geçmişin üzerine sünger çekerek de aslında geçmişteki yapılan bütün baskıcı zulümünün de bir nevi bugün karanlık odanda biraz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Buna ne diyorsunuz? Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi nasıl oldu da aynı çizgiye geldi? Buna karşılık cevap olarak da şu çıkıyor karşımıza. Efendim Kıbrıs'ı bile dayı Ecevit'le Erbakan birlikte almışlardı diye bir cevap da çıkıyor. Gerçekten böyle midir, yoksa Erbakan'ın hayatını daraltan, hatta ona en büyük zulmü yapan, onu aşağılayan, ondan aynı safta bulunmayan, ötekileştiren bir Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olur da Saadet Partisi ile aynı çizgiye geldi? Siz nasıl görüyorsunuz? İsterseniz bu suali sormayın bana. Sizin hocam de, sorayım size. Yani şimdi bu ülkede siz 28 Şubat'ta Erbakan Hoca ile aynı dönemde birçok acıya maruz kaldınız. Yani işkenceye bugüne, maruz kaldınız. Bugüne itiraz edenler, tahmin ediyorum yani kesin tarih altında 74'te Ecevit Erbakan koalisyonu oldu. Biliyorsunuz değil mi? O zaman içerideki hapisteki Müslümanlar bahane edildi, bilmem ne edildi, bilmem ne edildi. Türkiye'deki Müslümanların tamamı ayaklandılar. Biz o sosyalistlerin hükümet olmasını istemiyoruz. Buna destek vermeyiz. Biz idam olmaya razıyız. Bütün Türkiye'nin arzusunun hilafını olarak Erbakan o gün Ecevit'i başbakan yaptı. Onu bilmeyenler bugünkü Refah Partisi'nin, neydi, Saadet Partisi'nin Halk Partisi ile münasebetine kızıyorlar. İşin aslında, yani dedim ya, tohumun üzerine ağaç bitiyor, aynı ağaç bitiyor. Saadet Partisi, çok net konuşuyorum, Saadet Partisi AK Partisi ile beraber olup hacca gitmektense Halk Partisi ile beraber olup Moskova'ya gitmeyi tercih eder. Gelişi bu aradaki farklılık. Gelmişi öyledir. Geçmişi öyledir. Erbakan öyleydi. Erbakan nasıl? Evet, Erbakan öyleydi. Erbakan. 74'te bütün Müslümanlar, Türkiye'nin bütün Müslümanları ayağa kalktı. Hapishanedekilerin hepsi onları bahane etmek istedi. İçeride bu kadar Müslüman var, şu var, bu var. Hapishanedekiler o zaman yüzlerce, binlerce telgraf, biz idam olunmayı istiyoruz. Yalnız bu Ecevit'i, bu komünistleri, bu sosyalistleri iktidar yapmayın. Ama Erbakan başbakan yardımcılığını kabul etti, onu başbakan yaptı ve 74'te aynen bugünün manzarası. Peki Müslümanlar o günkü şartlardan, Erbakan Hoca o günkü şartlarda bürokrat yetiştirmeseydi veya 97 yılında da Refah Yol döneminde bürokrat yetiştirmeseydi, biz bu zulümlere karşı veya maruz kalmasaydık 2002 yılında AK Parti iktidara gelir miydi sizce? 2002 yılındaki AK Parti'nin iktidara gelmesinin sebebi Erbakan'dır. Yalnız anlattığınız manada değil. Nedir hocam, orayı açın. Yani bilmediğimiz bir şey mi var? Bilmediğiniz yok da söylemek istemediğiniz şeyler var. Erbakan bunları kovdu. Gül'ü, Arıncı ve Erdoğan'ı partiden kovdu. Sebep? Bunlar ağlaya ağlaya Erbakan'ın yanlışlarına kafa tutmaya başladılar bunlar. Yanlış gidiyorsun dediler. Ve Erbakan bunları haylaz talebeler diye niteledi. Bunlar mezun oldular ama okulun arka kapısından dedi. Tabir ona ait. Bunlar ağlaya ağlaya o zamanki Erbakan Partisi'nden ayrıldılar. Yenilikçi hareket diye tabir edilen. Artık neyse. Yani evet, AK Parti Erbakan sayesinde doğdu ama tersinden doğdu. Erbakan bunları kovduğu için doğdu.
Yoksa Erbakan kardeşim, ben birçok yönlerden kayıtlı bir vaziyetteyim. Siz çıkın dışarıya, yeni bir hareket başlatın ve siz Allah'ın izniyle şey yapın, işi güzel götürün diye bir anlaşmayla onları çıkarmış değil. Bunları tamamen pasifize etmek, siyasetten men etmek, siyasetten kovmak, dışlamak ve imha etmek için partiden kovmuş. Hocam Erbakan hocanın da bildiğim kadarıyla halis niyetleri noktasında etrafındaki yanlış kişiler yönlendiremez mi? Ondan hiç şüphem yok. Erbakan'ın niyeti halisti. Yalnız bir Oğuzhan asil Türk var. Ne Oğuz'dur, ne Han'dır, ne asildir diyor Necip Fazıl Üstad. Oğuzhan asil Türk. Vebali günahı boynuna. Geçen gün birisi onun şeceresini çıkarmış. Şimdi ben öyle şeyler hoşlanmıyorum. Yani dedesi şuymuş, babası buymuş. İnsan kendinden başlar. Yani bir insanın dedesi babası Ermeni olabilir. Hangi sahabenin dedesi babası saf Müslümandı ki? Hatta Hazreti Ebu Bekir'in ne zamana kadar babası iman etmedi? Ebu Kuhafe. Öyle değil mi? Evet. Yani ben o tarafı hoş görmüyorum. İsmi şuydu, dedesi buydu, o değil. Ama kendisinin icraatları, insanın mesuliyeti kendi icraatlarından doğuyor. Ama FETÖ ile ilgili de bir eş değer yapıldığında FETÖ'de bugün birçoğu çıkıyor. İşte 3 göbek ötesi, 4 göbek ötesi farklı bir Hristiyan aileye ait olduğunu söyleyen de var. Olabilir. Ne var yani bunda? Bir insanın... O da geçmişine dönüp böyle bir ağır bedeli bu ülkeye ödetmiş olamaz mı? Efendim bir insan geçmişinden dolayı mesul olamaz. Bu menfi milliyetçiliktir. İslam bunu men etmiştir. Yani. İslam bunu yasaklamıştır. Bir adam babası Ermeniymiş. Olabilir. Hazreti İbrahim'in babası kimdi? Putları yapan zat değil miydi? Ben çok önemli, daha düne kadar Ermeni olup halen büyük babası dedesi Ermeni olup da bugün Müslüman olan aileleri tanıyorum. Elbette yani bu şimdi bunun kendi marifetini söyle bana. Yani FETÖ keşke vatanperver olaydı. Hı hı. Keşke bu vatanın hapishanelerini, zindanlarını Amerika'nın saraylarına tercih edeydi. Her büyüğün yaptığı gibi. Keşke bu kadar insanı, basit değil bu, üç nesil en üstün zekalarımızı heba etmiştir, heba etmiştir. Bu boşluk hiçbir zaman doldurulamaz bu. En üstün zekaları okullardan toplayıp, üstün zekaları bir araya getirdiler ve hepsini vatan haini yaptılar. Bu keşke böyle olmayaydı. Bunun babası Ermeni olmuş, dedesi bilmem ne olmuş. Bunun hiçbir alakası yok yani. Kendisi hesabı Allah'ın huzurunda insan dedesinden babasından hesap görmeyecek. Sen niye bunu yaptın diyecekler. Deden böyle yapmış demeyecekler. Herkes kendinden başlar yani. İslam'ın kaidesi budur. Ebu Cehlillahi'nin oğlu Hazreti İkrime. Gel de işin içinden çık. Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime. Harplerde yalın ayak o çöllerin içerisinde gidiyordu. O sıcak çöllerin içerisinde paramparça oluyordu ayakları. Diyorlar diye ya İkrime hiç olmasa bir bez sar ayağına. Hayır diyordu. Biz Resulullah'a çok zahmet verdirdik. Böyle gideceğim. Belki Allah bunun için beni affeder. Böyle bir iman seviyesine çıktı. Bir insan kendinden başlar yani. Yani bu FETÖ dediğin adam kendisi vatan haini çıktı kardeşim. Kendisi ama vatan... örneğin siz bir cemaat lideri olarak o günkü şartlarda kalkıp da FETÖ'nün işte bu denli bir tehlike olduğunu veya kamuoyuna bir bilgi paylaşımı yaptınız mı? 1985'ten beri bütün konuşmalarımda bu vardır. FETÖ tehlikeli bir örgüttür dediniz. Tabii ben onu örgüt olarak görmedim. Risale-i Nur gözlüğüyle baktım. Bunlar Risale-i Nur talebesi değildir diyordum. Neye dayanarak böyle bir şey söylüyordunuz? Nasıl farkına vardınız? Hareketleri prensiplere aykırı. Hı hı. Yani İslam'ın temel kaidelerine aykırı, Risale-i Nur'un prensiplerine aykırı. Yani o gün için bütün konuşmalar meydanları 85'ten itibaren, Hacı Mendi çıktığı günden itibaren konuşmaların hepsi bantlarda vardır. Ben FETÖ hadisesini
bir musibet olarak, bir bela olarak daima görmüşüm ve daima söylüyorum. Ama doğrusu ben de işin NATO'ya dayandığını, Amerika'ya dayandığını, İngiliz kamerasına dayandığını bilmiyordum. Yani adamın bu kadar... Derinlik içeriğini bilmiyordunuz. Bilmiyordum. Ama... Peki Erbakan Hoca özellikle FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğunu ve kendisini hiç sevmediğini, FETÖ'nün de onu hiç sevmediğini biliyoruz. Buna ne diyeceksiniz? Keşke Erbakan hakkında bana sual sormasanız iyi olur. Çünkü benim kanaatlarım çok değişiktir. Onun için ben Erbakan hakkında sorulara cevap vermek özür dilerim. Yani. Estağfurullah. Dilerim. Peki özellikle Sayın Arınç'ın, Abdullah Gül'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Refah Partisi'nden, daha doğrusu Fazilet'ten yenilikçi bir hareket olarak da ayrılmalarına vesile olması sizce güzel bir şey değil mi? Keşke bu arzu ile olaydı. Kader bunları, onların için. Ama Refah Partisi'nin içerisindeki bir tayfa ve dinozor tayfası vardı. Adamlar gelişinden bugüne kadar hiçbir zaman o koltukları boş bırakmadılar. Yani kimsenin yetişmesini de istemiyorlardı. Şimdi ben siyaseti çok fazla bilmiyorum. Hı hı. Ben bu noktada çok sıkıştırma. Bildiğim şudur, bir vatandaş olarak da birçok şeyi gözlemliyorsunuz ama. Bildiğim şudur. Refah Partisi çıkışında güzeldi. Hı hı. Bütün ehli iman destek verdi. Ben o zaman 1967'de çıktı zannediyorum. 67-69. O zaman Ehlullah'ın bildiğimiz büyük zatların hepsi bu işe destek verdiler. Ama kendilerine açılan bu krediyi peyderpey tamamen tükettiler. Bir misal söyleyeyim. İsim bahsetmeyeceğim. Hayatta daha ölmediği için bahsetmeyeceğim. Karabük'te bir hadise oluyor. Karabük'ün herkesin akıl danışma merkezi, manevi dua talep etme merkezi Mustafa Osman Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Ben Karabük'te 4 sene kaldım. Bir siyasi hadise, bir şey oluyor. Yani bir ne bileyim o geldi, bu gitti, bir hadise oluyor. Mustafa Osman Efendi'nin ismi karışıyor bu işe. Parti genel merkezine gidiyor bu isim, bu iş. Mustafa Osman Efendi hususi, yani bu işlerle alakalı bir adam değil. İmanı bütün bir insan. Sadece bir misal vereyim. Hüseyin Üzmez abi, Allah rahmet etsin, 10 sene hapishanede kaldı. Bana dedi ki, 10 sene dedi, menşeini tespit edemediğim, hapishaneye girdiğim günden itibaren bana muntazam maaş geldi, para geldi dedi. Fakat kim gönderdi bilmiyorum. Ben kendisine dedim, işte o adam Mustafa Osman'dır. Böyle bir adam. Manevi tarafı ayrı, Üstad Hazretlerinin bir numaralı talebelerindendir. Şimdi bu hadise içerisine onun ismi sokulunca Mustafa Osman Efendi merkeze bir adam gönderdi. Hı hı. Dedi ki git filanca zata, o zaman teşkilatlardan sorumlu bir zat vardı. İsmini söylemeyeceğim hayatta daha. Git o zata söyle, benim bu işle alakam yok. Benim işimi karıştırdılar, ben bu işle alakam yok. O adam gidiyor, diyor ki Mustafa Osman Efendi selam söyle, durum bu. Yani Karabük deyince Mustafa Osman denilir yani. Öyle bir insan, sıradan bir insan değil. Safranbolu Karabük deyince. Diyor adam böyle böyle baktı dedi ki, ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ya? Mustafa Osman olsa ne olur, olmasa ne olur? Aynen böyle. O kardeş de aynen geliyor Mustafa Osman Efendi'ye, diyor ki efendim diyor, aynısını söylemeye mecburum, adamın tavrı ve sözü bu. O adamın bana söylediği, Mustafa Osman Efendi diyor böyle daldı, düşündü, perişan oldu. Onun beklemediği dakika, sözü duydu. Onun 5 dakika başını kaldıramadı. Sonra başını kaldırdı, dedi ki
sadece Refah Partisi olsa da olur, olmasa da olur. Aradan birkaç ay geçti, Refah Partisi'ni kapattılar. Bütün yani ümmet-i Muhammed'in bütün kendilerine verdikleri imkanları kovardacak şey yaptılar. Bir para toplama hadisesi oldu, ayans toplama hadisesi oldu. Ben bu mezarlarda konuşturma ya, gözünü seveyim. Peki, anlaşılan fazla mayınlı bölgeye girmek istemiyorsunuz hocam. Şu kısma biraz gelelim. Cemaatler kısmında bu geçtiğimiz seçimde bir cemaat bir partiye açıktan destek vereceğini söyledi. Bu gibi durumları siz nasıl görüyorsunuz? Elbette bir cemaat ayda yaşamıyor, yıldızda da yaşamıyor, bu vatanda yaşıyor. Vicdanın sesini dinleyerek, kanaatini ortaya koyarak hakkı destekleyecektir. Bu gayet normal bir şeydir. Ama para için, menfaat için, başka bir şey için yapıyorsa bunu, onun mesuliyeti çok büyük. Türkiye'de tehlikeli cemaatler hangisidir diye sorsam isim çıkar mı? Nasıl? Türkiye'de tehlikeli cemaatler diye, yani dışarıdan bağlantılı olup başka servislerle bağlantılı cemaatler var mı? Keşke soruyu tersinden soraydın. Olmayan var mı gibi. Aynı soruyu size sorsam sizinle bir bağlantınız var mı? Bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de eğer komünistlik varsa devlet istediği için komünistlik vardır. Sistem için mi kullanacak? Eğer İslamiyet varsa bu Erdoğan'a gelene kadardır, yani 2003'e kadardır. Eğer Türkiye'de devletin kontrolünün dışında ne sağda ne solda hiçbir cemaat büyüyemez. Sizleri büyütmediler mi? Bizi sağdan sol say 3, soldan say 4. Bizim mevcudumuz budur. Biz bizi ne için nasıl büyüttüler bizi? Bir şu sarığı sardığım için 4 sene içeri attılar. Böyle mi büyütüyorlar adamı? 126 kişiyi cami saflarından alıp içeri tıktılar, 2 sene içeride yatırdılar. Saçlarını sakallarını yatırarak boyun kırkar gibi 10 tane gardiyan birden üzerine çöküyor, öbürüsü saçını kesiyor. Böyle mi bizi korudular yani? Kim korudu bizi? Sizi sevmeyen bir cemaat yapamaz mı? Türkiye'de milli cemaatler hiçbir zaman büyümez. Büyütmediler bugüne kadar. Ümit ediyorum ki bundan sonra devlet aklını başına alır, menfisinin karşısında müsbeti destekler. Ben Malatya DGM'de mahkeme oluyorum. Hakim dedi ki bana, filanca adam dedi, hükümet binasına bomba atmış dedi. Ondan sonra da gelmiş azimendi olmuş dedi. Siz bu adamları nasıl muhafaza ediyorsunuz? Ben kendisine dedim ki, hakim bey dedim, isterseniz ben dedim bunu tutmayayım, geçsin yine bu sefer de adliyeye bomba atsın. Benim vazifem o bombacı adamları getirip ıslah edip cemiyete kazandırmaktır. İşim bu benim. Bunu Allah rızası için yapıyorum. Devletin emriyle, Allah'ın emri olarak yapıyorum bunu ben. Sen şimdi ne istiyorsun benden yani? Niye bu bombacıyı getirdin, ıslah ettin mi demek istiyorsun dedim. Hakim sorduğu sualin vehametini anladı, kendisi de gülmeye başladı. Şimdi milli hareketlerin, milli olan hareketlerin bugüne kadar büyümesi mümkün görülmemiştir. Mesela bunlardan birisi Necip Fazıl Üstad'ın hareketidir. Millidir. Büyütülmedi mi? Büyütülmedi tabii. İbda. Ama milyonlarca seveni var. Seven başka mesele ya. Seven ne diyeceksin yani? Seven bir köşenin başına bir jandarma koydun mu? Sevenler. Fazıl'ın nesli diye bir nesil var şu an. Fazıl'ın nesli diye bir nesil var. Olamaz mı? Fazıl'ın mı? Evet. Necip Fazıl'ın yani. Evet. Necip Fazıl, Allah rahmet etsin, millidir. Onun için Ben hayran duyduğum insanlardan biri. Onun için Sakarya şiirini yazmış. Evet. Fırat Dicle yazmamış. Çünkü Fırat'ın, Dicle'nin beynemilelliği vardır. Sakarya millidir.
Türkiye'den çıkar, Türkiye'de batar. Onun devam oranları da millidir. Dedim ya, çekirdek neyse ağaç o oluyor. Millidirler. Onun için büyütülmediler, büyütülmezler. Sizi de mi büyütmediler onun için? Elbette öyledir. Elbette öyledir. Biz milliyiz. Bizim yani sınırlarımızın dışında bir bağlantımız yoktur. Türkiye'de büyüyen cemaatler sistem bir istihbarat sistemi olarak mı büyütüyor? Türkiye'de görünmeyen bir devlet vardır. Kimdir o? Onu devlettekiler de bilmezler. Ben değil, devlettekiler de bilmezler. Örneğin derler ki işte aksakallar... Zındıka komitesi diyor Üstad Hazretleri onlara. Ne diyor ona? Zındıka komitesi. Zındıka komitesi. Evet, zındıka komitesi. Bu zındıka komitesinin merkezi Allah-u Alem Londra Lordlar Kamerası'dır. Oraya bağlı olan kuruluşlar mıdır? Türkiye'nin tamamı oraya bağlıdır. 90, halen bağlı mıdır? Halen 90 senedir onların kurduğu idare devam ediyor. İngiliz'in kurduğu idare burada devam ediyor. Halen yani bugüne kadar Erdoğan biraz kırmaya çalışıyor yani. Yani gücünü o işe kullanıyor. Ben samimiyetini... Daha ne yapsın Erdoğan? O kadar. Mevcut gücü neyse o. Hı. Dedim ya, tek. Aynen Abdülhamit Han gibidir. Tek. Ama arkasında bir irade ama var. Bunun bir Allah'a şükür bir avantajı var. İnanmış bir grup var yani. Yani şu da olsa, bu da olsa, eksiği, çıkığı bilmem nesi, arkasında bir grup var. Onda o yoktu. Onun için gitti. Risale-i Nur'un asıl temsilcisi kim hocam? Şimdi bu zındıka komitesi... Ha, zındıka ile devam ediyor. Zındıka peki. Komitesi kimi isterse büyütür, hı. Kimi isterse güdük bırakır. İngiliz Risale-i Nur hareketinin iflah olmaz ebedi ve ezeli düşmanıdır. Ve İngiliz İslam'ın eğitimli düşmanıdır. İngiliz milleti, Akif rahmetli öyledir. İngiliz milleti diyor ya çok yiyip patlamalı veyahut da acından ölmeli ki İslam'ın yüzü gülsün. Safahat'ın da öyle diyor. İngiliz'in ya çok yiyip patlamalı ya acından ölmeli ki İslam'ın yüzü gülsün. İngiliz böyle bir millettir. Ben bir saf kan İngiliz'in Müslüman olabileceğine inanmıyorum. Bu mümkün değildir. Eğer bir İngiliz Müslüman olmuşsa onda şey karışığı vardır. Yani gen karışığı vardır. Ya bir yerden bir babasından dedesinden bir... Asıl İngilizler Müslüman olmaz mı? Asıl İngiliz Müslüman olmaz. Neden? Öyle yetişiyorlar. İngiliz ırkının temsilcisi olduğu için mi? Fıtri. İslam'ın karşısı İngiliz'dir. İngiliz Türkiye'de Kemalizmi kuran bir devlettir. Kemalizm İngiliz'in organizesidir. Kemalizm 1923'ten itibaren birinci meclisi feshettikten sonra 1923'te birinci meclis feshedildi. Birkaç ay sonra ikinci meclis tekrar kuruldu. O ikinci mecliste birincilerin hiçbirisi yoktu. İşte o meclisten sonrası İngiliz'in Türkiye'de genel valiliğini yapanlar gelmiş geçmiştir. Türkiye'de iktidar yoktur. İngiliz'in diktesiyle kurulan bir rejimin devamı vardır. Üstad Hazretleri bunlara zındıka komitesi diyor. Şimdi Risale-i Nur'un şeyi... Umumun malıdır Risale-i Nur. Evvela miri malıdır diyor Üstad Hazretleri. Umumun malıdır. İşte başından söylediğim gibi Üstad'ın vefatından sonra üç renk meydana geldi. Bu renklerden ikisi icraatını, fonksiyonunu gösterdi. Üçüncü bir icraat fonksiyon cami merkezli yani Hulusi Bey'in ve Feyzi Efendi'nin Üstad'dan aldıkları ders tarzı cami merkezli medrese, dergah, mektep çevrelemesiyle olan hizmet tarzıdır. Bugün Azimendi bu tarzı götürmeye çalışıyor. Devletin Risale-i Nur meselesine tekrar ediyorum el atması lazım. Bu hafife alınacak bir hadise değildir. Evet. Peki. Gelelim aslında Batı Çalışma Grubu ile ilgili size doğrudan bir operasyon yaptı mı?
Benim askerlerle hiçbir şeyim olmadı. Hiç. Askerler sizi seviyor muydu? Niye sevsin bizi? Neyimizi sevecek askerler? Yani sistemden şikayetçisiniz, Kemalizm'den şikayetçisiniz ki askerlerin %90'ı Kemalistçi, ulusalcıydı. Niye bizi sevsinler yani? Sorunuz olmadı mı hiç? Hı? Hiç sorunuz olmadı mı? Bizim yani biz başımıza gelenden şikayetçi değiliz evvela. Yani onu söyleyeyim. Hı hı. Eğer ben Azmendi'nin önündeki adam olarak 28 Şubat'ın büyük bir yani 28 Şubat hadisesinin tahakkukunun büyük bir hissesini uhdesinde bulunduran bir hareketin içinde bulunan bir adamım. Hı hı. Ve bununla iftihar ediyorum. 28 Şubat, eğer 28 Şubat olmasa işte sözün noktası bu. Ne Erdoğan olurdu ne AK Partisi olurdu. Bunda da bir hayır mı vardı? Çok büyük bir hayır var. Yani hani bir Arap baharı falan diyorlar ya. Hı hı. Türk'ün baharı, Türkiye'nin baharı 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ı Kemalistlerin son bir hamlesi olarak, hani tabirimi mazur görün, ölecek olan adam son bir daha böyle dirilme emaresi gösterir. Ekseriyet öyledir. Kalkar oturur, çevresiyle ilgilenir. Herkes sevinir. Der ki tamam ya elhamdülillah şifaya kavuştu. Halbuki o son hamlesidir onun. Asker 28 Şubat'ta 1996'da, tabii evvelinden 90'dan itibaren geliyor bu. Hazırlığı son olarak Kemalizmi ikame etmek için Türkiye'de müsbet hareketlerin hepsini tasfiye etmekti. Şimdi bir meseleyi söylemek mecburiyetindeyim. Buyurun. Efendim başörtüleri şuraya aldılar, öbürünü mektepten attılar, öbürünü içeri tıktılar, öbürünü bilmem ne yaptılar. Olmadı mı bunlar? Oldu. Olması lazım değil miydi? Düşmanın İstanbul'a girmesini önlemek için 250 bin kişi Çanakkale'de canını vermedi mi? Kolay mı oluyor bu işler? Her olması gerekine ağır bir bedel ödememiz gerekiyor mu? Elbette. Bedelsiz hangi iş vardır yani? Elbette öyledir. Bedelsiz hangi iş vardır? Bu Kemalizm rejimi kuruluncaya kadar ne kadar bedel ödendi biliyor musunuz? 500 bin. Tarihçi Üstad Kadir Mısıroğlu'nun tespiti. En aşağı 500 bin insan canından olmuştur Kemalizm rejiminin kurulmasına. Temeline kanını akıtmıştır. Hangi iş bedelsizdir ki? Yani 28 Şubat'ta ölen de yoktu kardeşim. Yani olanı ben size söyleyeyim. 28 Şubat'ta niye insanlar bu kadar şey oluyor biliyor musunuz? Birçok Müslüman şeylerin, bürokratların ve kapitalistlerin, kapitalist Müslümanların rahatı bozuldu o zaman. Mesele onun için, o işi kamufle etmek için işi başörtüsüne, yok bilmem İmam Hatip'e, yok bilmem üniversiteden atılmaya. Üniversiteden atılmış be kardeşim, rızkı veren Allah'tır. Bunda ne var yani? Başını 1923'ten itibaren çarşafla dışarıya çıkanı jandarma yol ortasında çarşafını yırtıp parçalayıp baş açık bırakıyordu. Bunların şahitleri var. Şahitlerini dinlemişim ben bunu. Elazığ'da bir İsmet Bey vardı. Tren işletmelerinde çalışıyordu. Annem diyordu Kafkasya'dan 4-5 tane çocuğuz, yavruyuz hemiz. Aldı bizi, kucakladı, getirdi. Orada babamız şehit oldu, aldı getirdi. Elazığ'a getirmiş. Orada aciz. Evde aciz. Anamıza yapıştık, ekmek istiyoruz. Anamız çarşaflı dışarı çıkamıyor. Çarşafsız da çıkmak istemiyor. En nihayet dedi ki vallahi beni öldürseler de bu çocukların aç ölmesinden daha iyi dedi diyor. Çarşafını giydi dışarı çıktı ki bir yere gidip iş yapa birkaç kuruş kazana ekmek getirebilecek. Daha caddeye çıkmadan jandarma başındaki çarşafı paramparça etti. Ondan sonra diyordu geldi kendini içeri attı dedi ki ölün oğlum. Ben namusumu sizin için harcayamam. Ölün Allah yolunda ölün dedi diyor.
bu memleket bugünleri yaşamıştır. Bahası bu olmuştur. Ne olmuş da yani başındaki örtüyü almışlar. Anlıklar ne var yani bunda bir şey yok. Ama ya bir bedel ödüyoruz. Sonucunda geldiğimiz bu, nokta bu bedel burası. Ödemenin neticesinde Kemalizmin temel taşları oynamıştır. Kemalizm ayağına değil beynine kapı. Doğru. Kemalizmin temel taşları oynadı. Bugün Saadet Partisi'yle aynı saftadır. Yani dolayısıyla fazla da görmemek lazım. Ya yani Kemalizmin de yani kodları Kemalizm değişmiş. Temel taşları oynadı. Ölmesi lazım gelen vaziyete henüz zemin hazırlandı. Yani onun ölmesi lazım zaten. Peki hocam, çok konuşulan bir konu. Size şantajlar, olaylar, organizasyonlar, birçok şey yapıldı. Bunlar tesadüf müydü? Birileri tarafından çok iyi organize edilen bir hareket miydi? Bize ne yapıldı? Bize bir şey yapılmadı. Biz insanlık mücadelesi verdik. Din mücadelesi vermedik. Ben o zaman defalarca söyledim. Bizim şu anda yaptığımız iş Türkiye'de insanlık mücadelesidir. Din mücadelesi değildir. Bir insan doğup büyüyüp vatan kabul ettiği yerde vatan sınırları içerisinde umumi kaidelere, umumi ahlaka, umumi asayişe aykırı olmamak şartıyla istediği yere gitmelidir. Ben niye Ankara'ya giremiyorum diyorum ya. Ben niye İstanbul'a giremiyorum? Beni turnikelerde kesiyor. Bizim mücadelemiz insanlık mücadelesiydi. Ve eğer Türkiye'de insanlar 100 sene sindirilmiş, ezilmiş, perişan edilmiş olmasaydı bizim hareketimiz bütün Türkiye'yi arkasına takardı. Bir gün bir gazetenin muhabiri beni aradı. Dedi ki, hocam dedi, Meksika'daydı zannediyorum. Meksika'da dedi, insanlar hükümete karşı ayaklandılar. Bankaları yakıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi? Ben kendisine dedim ki, çok rahat hareket edin, çok rahat edin dedim. Türkiye'de bunun olması asla mümkün değildir. Niye hocam? Sebebi şu dedim. O Meksika dediğiniz mekteplerinde, tedrisatlarında, talimatlarında insanların haksızlığa karşı isyan etmeye alıştırmış. Haksızlığın karşısında susmayın, hakkınızı müdafaa edin demiş. 100 senedir Türkiye'de hak diyenin omuzunun üzerinde kelle kalmadı. Hangi haktan bahsediyorsunuz? 4 nesildir, 5 nesildir insanlar hak dediği yerde imha edilmiş. Bugün hangi adam gelecek de rejimin yanlışına karşı hak iddia edecektir? Onun için çok rahat olun dedim. Eğer bizim o günkü insanlık mücadelemizde Ankara'daki adam niye bize taraftar olmaz? Neden bu adamları Ankara'ya niye bırakmıyorsunuz demez mi yani? Çünkü bizimki insanlık mücadelesi, din mücadelesi değil. Peki hocam, Azmendiler genelde hangi bölgeden yoğunluklu olarak cemaate çok taraf toplayabiliyor? Örneğin Türkiye'nin her tarafında mı, sadece Doğu Güneydoğu mu? Yok, mesela İstanbul'da elhamdülillah epeyce kardeşimiz vardır, dergahlarımız vardır, çalışırız. Yoğunlukta en çok neresi? İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sivas, Malatya, Elaziz, Kayseri, efendim Konya, Adıyaman, Antep, Maraş, buralarda kuvvetliyiz yani. Samsun, buralarda elhamdülillah deryahlarımız var. Faaliyetlerimiz devam ediyor daima. Peki, hocam biz bir kısa reklam arasına gidelim mi? Siz bilirsiniz. Tamam, peki. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Efendim, hayırlı akşamlar. Derdim bu. Evet değerli izleyiciler, ikinci bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müslüm Gündüz hocamız
birçok konuya değindi. Aslında siyasetten tutun kumpaslara, kumpaslardan tutun cemaat tarihine, cemaat tarihinden tutun teker ve zaviyeler kanunuyla aslında lordları getirip hedefe koydunuz. Evet, lordlar. Türkiye'yi dar bir gömleğe sığdırmaya çalışan lordlardan bahsediyoruz. Aslında derin aklın piyonlarından bahsediyoruz ki o derin aklın piyonları da ülkemizde maalesef halen sempatizan olarak da çoktur. Bu anlamda özellikle Türkiye'deki Mason localarına baktığımızda Rotaryenler, Lyonslar, Üstad Mason locaları gibi kulüpler var. Bunların asli vazifesi nedir diye sorsam, örneğin cemaatlerin içerisinde de sızdılar mı? Demirel, Süleyman Demirel 33 dereceli masondu. Hatırlar mısınız bilmem, yaşınız itibariyle yani. Bir seçimde, daha yeni yapılmış seçimlerden birinde, onun genel müdürken birdenbire Adalet Partisi'nin başına geçmesinden sonraki bir seçimde milletin arasında bir gurgula başladı. Bu masondur. 90'lı yıllarda bu gündeme geldi. Bilmiyorum. Daha yoğunluklu kesin olarak. Kesin tarihini bilmiyorum. Hı-hı. Çok seçim oldu çünkü. Şimdi Demirel o zaman ne dedi? Çıktı dedi ki yani Demirel demokratik laik sistemin bütün özelliklerini şahsında toplayan bir münafıktı. Yani nifakın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor. En mükemmel demokratik laik sistemin en mükemmel meyvesi kimdir derseniz bunu Demirel'dir derim. Bu ülkeye hiç faydası olmadı mı? He? Bu ülkeye hiç faydası olmadı mı? Ülkeye çok faydası oldu. Yani ülkeye ben şimdi o noktadan şey yapmıyorum. Şimdi çok özür dilerim. Yani ona kıyas için söylemiyorum. Bir insan iktidardaysa elbette bir şeyler yapacaktır yani. Şimdi mesela biz bir adamı tahkir için Firavun diyoruz. Firavun gibi herif. Firavun falan. 1000 sene yaşamış. Tabii bir nesil bu. 1000 sene yaşayan insan olmaz. Firavun memleketine hiçbir şey yapmadı mı yani? Öyle olur mu? Yani devlet başkanı ise bir şeyler yapacak. Esas mesele, yani biz Müslümanlar dini severiz, dünyayı da din için severiz. Biz dini severiz, dünyayı da din için severiz. Bizim mukaddes değerlerimize, mukaddesatımıza zararı olan insanları biz yaptığı köprüyle, barajla, bilmem neyle temize çıkaramayız. Demirel uzun seneler kendisini nurcu gösterdi. Ve bugünkü Yeni Asya grubu, fikriyatı onu İslam köyden çıkan Mehdi olarak lanse ettiler. Mehdi dediler ona yani. Süleyman Demirel işte. Evet. Halen de bu fikirleri değişmiş değil. İşin aslı garibi de bu. Bu adam o Mason şeyinde ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki vatandaşların dedi tamam ben Masonum. Ayağım böyle. Onun ritmiklerini biliyorsunuz. Ben Masonum. Mason nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Ben Amerika'da tahsil gördüm. Bizim üniversitenin yanında bir çorba yapan yer vardı. O çok güzel bir çorba yapıyordu. O çorbanın adı Mason'du. Ben o çorbayı her sabah içtiğim için bana Mason diyorlar. Yani bu ülkede çorbadan dolayı Masonluğu mu sevdirdi? Ve bu adam bu masonluğu bu hafif hareketle milletin basit yani basit dediğim her şey basit değil. Vatandaş yani masonluğu ne bilir o ne bilir. Bu masonluk problemini ortadan kaldırmış oldu. Mason çorbası meselesiyle. Antika bir insan. Şimdi
bugün Risale-i Nur'un temsilcisi bir görünen, ellerindeki imkanlar sebebiyle, her zaman söyledim, her zaman yine aynen tekrar ediyorum, devlet bir hareketi desteklemezse Türkiye'de büyümez o hareket. Zındıka komitesi halen Türkiye'de maalesef Allah'ın izniyle siz bu zındıka başkanlık... Zındıka komitesinin hedefinde misiniz o zaman? Biz hedefindeyiz tabii. Biz Risale-i Nur'un ana gövdesini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Her türlü tahkiri, terzili, tahakkümü, zilleti sinemize çekiyoruz. Risale-i Nur'un hakkaniyetini, hayatını ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz Bediüzzaman'da bir Risale-i Nur hareketini göstermeye çalışıyoruz. Yani hani Ali'siz Alevilik, namazı yok, niyaz yok, o yok, o yok, Ali'siz Alevilik. Ali'li bir Alevilik yapın, biz zaten Aleviyiz. Ali'li Alevilik yapın, biz Aleviyiz. Ali'siz Alevilik. Şimdi mevcut olan, Türkiye'de sözünü nurcu diye geçiren şeylerin hepsi Bediüzzamansız bir nurculuktur. Risale-i Nur'un asıl temsilcisi kimdir bu ülkede? Ben Azimendi'dir diyorum. Neye dayanarak söylemek istiyor? Örneğin her cemaat kendine yakın görmek istiyor. Ben Bediüzzaman'da Risale-i Nur'u kabul eden herkes hiç endişesiz Azimendi'dir. Bediüzzaman'da Risale-i Nur. Bediüzzamansız Risale-i Nur bir şey demiyorum. Türkiye'de o bahsettiğiniz sınıflarda kimler var hocam? Bu Bediüzzamanlı gece namazı olan, teheccüde olan, evvabini olan, kuşluğu olan, evradı olan. Mesela en basit bir şey söylüyorum. Akşamla yatsı arasında emredilen bir tesbihatımız var bizim. Hemen onu yaptığımız zaman akşamla yatsı arası doluyor. Tesbihi iki defa çeviriyoruz yani evratla. Bunu yapan cemaati ben üstadın temsilcisi kabul edeceğim. Burada ilan ediyorum. Elini kaldırsın. Ben onu Risale-i Nur'un bugünkü temsilcisi kabul edeceğim. Üstada benzeyen bir cemaat. Biz o Kocatepe hadisesinde bir makalesi çıktı. Ruşen Çakır'ın bir makalesi çıktı. Makalesinde aynı aniye söyleyemiyorum. Mana şu. Dedi ki Türkiye'nin her tarafından binlerce Risale-i Nur talebesi, nurcu Kocatepe Camii'ne toplandı. Kocatepe Camii'ne toplanan insanların yarısından fazlası kravatlı, tamamı takım elbiseli. Rejimin artık nurculardan korkacak bir tarafı kalmamıştır. Üstad Hazretleri sarığını çıkarmamak için 35 sene inzivayı ihtiyar etmiştir. Bu kendi ifadesi. Üstadın Risale-i Nur'da yazdığı şeydir bu. Ben o şapkayı, o Avrupa serpuşunu başıma koymamak için inzivayı ihtiyar ettim dedi. 35 sene, 1925-1960. Böyle bir üstadın yolundan giden gece yatarken bile kravat takıyor. Diyeceğim geliyor yani. Yani Risale-i Nur, Bediüzzamanlı Risale-i Nur. Böyle bir cemaat. O vasfı taşıyanlar Azmendi'dir diyorsunuz, doğru mu? Değilse birini gösterin. Yani ben Azmendi olduğum için falan demiyorum bunu. Başka varsa gösterin. Gösterin. Ayrıca o cemaatler kendi hallerini uygun göstermek için sarığın ve cübbenin aleyhinde oluyorlar. Risale-i Nur talebesi sarığın ve cübbenin aleyhinde oluyor. Hatta ve hatta bu son seçimlerde bu Halk Partisi eski Halk Partisi değil diyecek kadar şahsiyetsiz siliklik gösterdiler. Halk Partisi niye eski Halk Partisi değil? Nesi değişti bunların? Çok değişti. Saadet Partisi ile aynı çizgiye geldi. O zaman Saadet Partisi Halk Partisi oldu. Halk Partisi bir şey değiştirmez. Halk Partisi dindir, din. Halk Partisi dindir. İslam dinini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir dini harekettir Halk Partisi.
Değişmez. Eğer başka bir partiyle ittifakı varsa o parti Halk Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne taraf olan veya oy verenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer akmak değilse Anadolu'da güzel bir isim var. Beni mazur görsünler, bilmiyorum. Akmak sınıfına bir şey demiyorum. Oraya, ona, o partiye kısaca Cehennem Partisi der Anadolu. Öyle CHP falan demezler. Kısaca Anadolu insanı firasetiyle, dirayetiyle, kalbiyle, hissiyatıyla, ki Anadolu hissiyatı hiçbir zaman şaşmaz. Kısaca Cehennem Partisi derler. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Örneğin sistem 1923'ten sonraki gelişiyle birlikte bu halka yaptığı zulümlerden dolayı mı? Sistem kurulduğu günden itibaren Halk Partisi bir din olarak kurulmuştur. Bunu o günün, yani 1925'lerdeki mektep tarih kitaplarında, bilmem ne kitaplarında yazılı. Halk Partisi dindir. Din olarak kurulmuştur. Halk evlerine Hulusi Bey halk evi derdi, halk evi. Halk Partisi'nin tatbikatını halk evlerinde yaptırıyorlardı. Elaziz'de bir onların merkezi vardır, halk evi merkezi. Heykelin tam karşısına kurulmuştur, Elazizliler bilir. O girişine, Hulusi Bey'in anlattı bize, girişine Harput'taki besmeleli mezar taşlarını, Bismillahirrahmanirrahim, ya Gaffar, mezar taşlarını getirip o Halk Partisi'nin halk evlerinin giriş kapısının önüne koyuyorlar ki ona basıp içeri girsin. Halk Partisi bir dindir. Bu dini yıkmak için, yani dine saygısı olmayan bir kitlenin dini olur mu? Olur, niye olmasın? O da ayrı bir dindir. Bir başka dini ezmek için mi? Elbette. Yani şimdi kendini tanımlayan din midir o? Arakan'daki adamlar Müslümanları niye eziyorlar? O ezenler dindar değil mi yani? Evet. Peki hocam, ben kısaca tekrar şuraya gelmek istiyorum. Size baskıcı zulümle bir bedel ödetenler oldu ve sizi günah keçisi seçenler oldu bu ülkede. Sizin sırtınızdan hükümetleri devirmeye çalışanlar ki oldu, onu da başardılar. Bunların hepsine baktığımızda evet, ağır bir bedel ödettiklerini görüyoruz. Geriye dönük bir mesaj vermek isteseniz ne vermeye çalışırsınız? Biz ilerisinin hesabını yaparız, ne gerisinin hesabını yaparız. Biz anın hesabını yaparız. O anda Allah'ın rızasını esas maksat alırız. Ve bir Risale-i Nur talebesi olarak da Risale-i Nur'un kaidelerini, prensiplerini esas olarak alırız. Bizim eskiden Risale-i Nur'un prensiplerine aykırı yaptığımız bir şey varsa ondan pişman oluruz. Ama yok. Önümüzdeki günlerde de eğer Allah bizi şaşırmazsa, şeytana uydurmazsa, biz yine inşallah aynı yolumuzda devam etmeyi düşünürüz. Eğer devlet ricali Türkiye'de dini meseleleri ehlinin eline vermek, devlete zararsız bir hale getirmek, devlet zararsız olduğu müddetçe yalnız, devlet zararsız olduğu müddetçe, yani İmam-ı Azam Hazretlerinin şeyiyle, fetvasıyla Abbasilerin kıyamı yapılmıştır. Abbasi kıyamı İmam-ı Azam'ın fetvasıyla yapılmış, onun için eziyet çekmiştir. Yani o şart o. Devlet istikamette olduğu müddetçe devlete zararsız halde istikametli bir İslami faaliyeti tesis etmek istiyorsa, bir, Diyanet Teşkilatı'nı lağv edecek, Osmanlı'ya benzer bir Cumhuriyet Halk Partisi de Diyanet'i tasfiye etmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptığını bilmiyor ya. Yani neden tasfiye etmek ister? Diyanet Halk Partisi kıvamını, yani ne yaptığını bilmiyor. Askerler de öyle. Bundan evvelki askerler. Yani o 28 Şubat askerleri de öyle. Hı hı. Şimdi bir adam demokratik laik sistemi benimsiyor. Bunların tavuğuna kışa demiyor.
Bunların her yaptığı melanet yanlarına kalıyor. Bilakis bunları destekler görünüyor. Bu asker bunlardan ne ister yani, ben anlayamıyorum yani. Yani o günkü AK Parti iktidarının, Refah Partisi iktidarının askerin düşüncesinden başka ne düşüncesi vardı? Allah bunları şaşırttı da 28 Şubat oldu yani. Ne düşüncesi vardı yani? Laisi ise laisilik, demokrasi ise demokrasi, efendim Kemalizm ise Kemalizm, başka ne var? Dünyayı zaten, dünyayı, Müslüman dünyayı, dünyayı, dünyanın fazla şey yok yani. Dinle yardımı varsa dünyayı onun için sever. Demokrasi, İslam dininin karşılığı bulunmuş, 1945'ten sonra ortaya konulmuş bir şeydir. Yani önceden Yunanistan'da bilmem ne olmuş da, kitap sayfalarında kalmış. 1945'ten sonra iki kutuplu dünya meydana gelince, İslamları da tamamı pasifize edince, olur ki İslam uyanır, İslami devletlere demokrasi diye bir belayı soktular. İngiltere'de demokrasi yok. Monarşi. He? Monarşi yasası. Monarşi, demokrasi krallık. Yok. Avrupa peki. Devletlerinin yarısından fazlası krallıktır. Ama onlarda olunca bir şey olmuyor. Bize çok şey olmuyor. Ya bize sultanlık olunca olmuyor. Bize bunu demokrasi şudur. Demokrasinin kısaca tabiri şudur. İnsanlar diyorlar ki, ey Allah denilen mefhum, sen ahiretine karış. Dünyayı biz idare ederiz. Demokrasinin kısaca anlaşılır tabiri budur. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu çocuk ölümleriyle ilgili, çocuklar son zamanlarda kaçırılıyor, öldürülüyor, hunharca, alçakça vesairesi. Bunlarla ilgili bir mesajınız var mı? Mesajımız şudur, ilahi kanunu tatbik etsinler. Yoksa terör, anarşi bir cemiyete asla terk etmez. Şimdi bakın, bunları neye bağlıyorsunuz? Bakın, İslam'ın mesela, İslam'ın teröriste karşı tedbiri vardır. Eğer yanlış aklımda kalmadıysa, bunlar ahkam meselesidir yani, hı hı. Hukuk meselesidir. Eşkıyanın sağ eli sol ayağı kesilir. Devam ederse sol ayağı, sağ eli kesilir, oldu bitti. İşgalık yapsın bakalım nasıl yapacak. Kısasa kısas şeriat hükümleri diyorsun, o kadar. Devrede olsa şimdi, bunlar olmaz. Bu çocuğa yani evvela bir katildir. Bunun hükmü öldürülmesidir. Ayrıca bir şenaat işliyor. Onun cezası ayrı. Ama bu bir katildir yani. Evvela bir katil işlemiş. Kısas gelmezse hayat olmaz. Allah'ın kanunu. Şimdi bir motor, bir makine geliyor buraya. Hemen onun yanında bir katalog gönderiyorlar. Nasıl kullanılır diye. Nasıl kullanılır. Hı hı. Eğer bu kataloğa göre bu makineyi kullanmazsan, yağını, tuzunu, biberini vermezsen, bakımını, ayarını yapmazsan, ondan randıman alamazsın. Bu makina, insanoğlu, insan makinasını gönderen, onun kullanma kataloğunu ilahi kitapla göndermiştir. Eğer güzel bir söz. Kısas olmazsa, evet, ilahi kanun tatbik edilmezse, maalesef bunlar artar, eksilmez. Efendim hadım edecek. İşlediği suçtan sonra hadım ediyorsun. O işlediği suçun cezası nerede kaldı? Katilin cezası nerede kaldı? O şenaatini hadım ettin peki. Öldürmenin cezası nerede kaldı? Veya bir sonra bir başkasını öldürmeyeceğine malum. Yani önleyici tedbir yok. Hadise olduktan sonra önleme, o adamı pasifize etme var. Önleyici tedbir yok. İlahi kanun olmasa bu böyledir. Bunlar neden çekiniyorlar bilmiyorum yani. Bunlar neden çekiniyor? Elbette. Biraz, bize karşı çok birazcık anlıyorum ama bunun adını şeriat koymasınlar kardeşim. Ceza kanununda değişiklik yapsınlar. Ceza kanunu adını başka bir sıfatla gelsinler diyorsunuz. Başka isim koysun yani. Başka isim koysun. Peki. Son sözünüzü alayım hocam. Efendim? Son sözlerinizi alayım mı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah razı olsun. Allah ahir akıbetimizi hayır etsin, yanlışa düşürmesin. Ümmet-i Muhammed'i muhafaza etsin.
Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, böylelikle Derin Kutu programı sonuna gelmişken Aziz Mendiler'in lideri Müslüm Gündüz Hoca'yı ağırladık bu akşam. Birçok konuya değindi. Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse tekrar ağırlamaya çalışacağız. Birçok konuya değindi ama en önemli konulardan biri, evet, laikliğin Türkiye'de çok ciddi bir tehdit, tehlike olarak da Lordlar Kamerası'na bağlı olan Türkiye'deki bir çete tarafından da halen organize edilerek de sürdürüldüğünü söylemesi. Bir diğer nokta ise Lyons Rotaryenler veya Mason localarının Türkiye'de çok aktif olduğunu tekrar ifade etmesi. Burada hak ve batılın arasında dini vecibeler noktasında iktidarın da mutlaka daha çok iyileştirmeye gitmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda tekrar düzenlemeye tabi tutulması gibi konulara değindi. Efendim bir başka Derin Kutu'da görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Yaşamlar bir gerek var. Derdim bu. Bu da işin.